Yapmış olduğum düğü, ince bulgurluk düğüğü sıcak suyla, çok az bir sıcak suyla üstünü geçecek kadar yıkadım. Onu şişmesi için bırakıyorum. Soğanımı küçük küçük, çok ince şekilde doğradım. İçine köfte baharı, kimyon, karabiber belirtilen ölçülerde. Baharatları çok seviyorsanız kendinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu karabiberim, kimyonum. Bu da çok güzel bir piknik köftesi olabilir. Çocuklarınıza ben çok az, çok az bir tarçın da, et yemeklerinde tarçını kullanmayı seviyorum. Önce soğanımı baharatlarla öldürüyorum. Yayının başında sıcak suyla ıslatmış olduğum düğüğü, bazı bölgelerde simit diyorlar bu. Çiğ köftelik, yani bulgurun rindesi. Bir su bardağı. Doruk. Düğümle de yapıyorum. Şimdi buna 300 gram kıymamı ilave ediyorum. Ve ekmek hamurumu. Bir de 2 tane yumurtam var. Ekmek hamurumu alabilir miyim? Kütahyalılar bu ölçüye bir ekmek hamuru koyuyorlar. Ama ben yarım ekmek hamurunu koymayı. 2 tane yumurtam var. 2 tane yumurtamı ve un. İki çorba kaşığı un. Bakın. Birini ben dökeceğim, birini sonraya bırakacağım. Başka içine bir şey konulmuyor. Bizim bildiğimiz klasik maydanozumuz, yeşilliğimiz yok. Birazcık bekleyeceğim. Sonra büyükçe bir tepsiye bol un koyacağız. Yani eğer Kütahya'da benim aldığım tarifte yoktu bu. Sonradan ben yaparken eğer biraz daha gevrek olmasını istiyorsanız bu ununuzun içine nişasta da karıştırabilirsiniz. Şu şekilde. Sen yuvarla, sonra bunların üstüne. Bakın siz de yaparken böyle kaşıktan yardım ister de alırsanız hafif un ve taş. Unladık ve bu şekilde bunu bekleteceğim. Yani tepsimde köfteleri yavaş yavaş kızmış olan, bakın altını kısıyorum ama köftelerimi. Yağın içine koyuyorum. Şimdi ben bunları kağıt havluyla kızarttıklarımı kağıt havlunun üstüne alacağım. Evet, hocam kapattım.
çok güzel. Nefis tahinli piyazım köfteyle beraber. Üstüne de balkonda, öbür balkonda gönderdiğim şıllık tatlım yaptım. Eğer benimle yaptıysanız size afiyet olsun diyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.